Arkadaşlar merhabalar. Orta Doğu'daki gelişmeleri, ilginç olayları ve buradaki detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gün be gün farklı gelişmeler, değişimler oluyor. Orta Doğu'da her geçen gün yeni bir plan deşifre oluyor. Çünkü burayı yeniden dizayn etmek isteyen akıl gerçekten de kafasına koymuş. Burada ya büyük bir savaş çıkarmak istiyor, savaşa götürmek istiyor ya da bölgeyi efendim savaşsız paylaşmak istiyor. O yüzden de her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Şimdi ortaya atılan iddia şu. Diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri ciddi anlamda panikledi. Şimdi biliyorum diyeceksiniz ki ya Amerika niye paniklesin? Panikler. Yani hiç kimse sonsuz bir kudrete sahip değil. Hiç kimse dokunulmaz değildir zira Orta Doğu'da artık bütün kırmızı çizgiler aşıldı ve insanlık Orta Doğu'da öldü. Hem oradaki insanlar öldü hem insanlık öldü. Gazze'de artık 35 bin insanın resmi olarak katledildiği ortaya çıktı. Bunun bir kat daha fazlası da efendim o enkazlar altında olduğu ve kayıp olduğu biliniyor. Şimdi bu kadar kayıp var, bu kadar bombardıman, bu kadar işkence, bu kadar zulüm varken o zulme ortak olan bir devlet rahat olabilir mi? Olamaz. Çünkü her ne kadar şeytani akıl desek de Amerika'da sağlıklı düşünen insanlar da var. Politikacılar da var, devlet aklı da var. Ve dolayısıyla İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu katliamlara ortak olmak istemeyen bazı akıl Amerika Birleşik Devletleri'nde harekete geçmiş. Ve bunlar diyor ki yarın, öbür gün yani farazi olarak söylüyorum, İsrail eninde sonunda uluslararası ceza mahkemesinde yargılanıp ceza alacak. Bunu varsaydılar, varsayıyorlar. Zira geçtiğimiz hafta dedim ki bakın Netanyahu'nun ofisinde, Dışişleri Bakanlığında toplantı üzerine toplantı yapılıyor. Niye? Çünkü artık istihbarat almışlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi her ne kadar geç karar verse de, her ne kadar o küresel aklın hizmetinde olsa da artık mızrak çuvala sığmıyor bir şekilde karar vermek zorundalar. Demiştim ki İsrail'in yaptığı artık tarihin hiçbir hukukuna, tarihin hiçbir alanına, hiçbir dönemine sığmıyor. Dolayısıyla buna ceza vermezlerse yarın aynı şeyi yapanlara ceza veremezler. O yüzden İsrail'e mutlaka bir ceza verecekler. Netanyahu eninde sonunda uluslararası ceza mahkemesinde yargılanıp ceza alacak. Şimdi bunu İsrailli hukukçular fark etti. İsrail istihbaratı da fark etti. O yüzden ülkenin en önemli hukukçularını bir araya getiriyor haftada bir kez ve bu işten nasıl kurtulabiliriz? En az zararla nasıl kurtulabiliriz? Onu tartışıyorlar bir iki ve belli ki istihbarat almışlar artık oradan çıkacak bir cezaya ve tutuklamaya yani Netanyahu'yu tutuklamaya dönük kararı etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Ve demiştim ki Almanya'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı devreye soktular. Dışişleri Bakanlarını, Adalet Bakanlarını Lahideki Adalet Divanı'na etki etmeye çalışıyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili New York Times gazetesi de çok ilginç bir haber yayınladı, iddiada bulundu. Diyor ki ABD insan hakları ihlalleri nedeniyle, bunu ben tırnak içerisinde söylüyorum ki bunların insan hakları ihlalleri diye bir derdi yok. İstedikleri zaman yapıyorlar. Ve kimse de bir şey söylemiyor. Ve dolayısıyla ABD diyor insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundaki bazı birimlere yaptırım uygulamaya karar verdi. Böyle bir karar alınmak üzere. Çünkü Amerika'da bir birim ya da bir akıl bunu kendilerine zarar vereceği gerekçesiyle o sorumluluktan kurtulmak istiyor. Ve e, o e, yaptırım uygulanacak Birimin yani ordu içerisindeki birimin adı da e, Netza Yahuda taburu. Bu taburla ilgili bir takım e, yaptırımlar alabileceği ifade ediliyor ki bu tabur işkenceyle biliniyor. Bu tabur efendim acımasızlığıyla biliniyor ve dolayısıyla yağmalamakla biliniyor. Bu taburla ilgili alacağı karar hem İsrail'de büyük bir paniğe neden olmuş hem de Amerika'da e, kayıtsız şartsız İsrail'e destek vermek isteyen o diğer kesim e, üzerinde etkili olmuş. Şimdi bu önemli. Eğer gerçekten de Amerika bunu niye yapıyor? Çok insancıl olduğu için yapmıyor. Ya da gerçekten de efendim İsrail'de bakın e, biz gerekeni yapıyoruz demek için de yapmıyor. Kendisi de bu katliama ortak olduğu için bundan kurtulmak istiyor. Çünkü bakın uluslararası ceza mahkemesinde açılan davada emri veren, emri uygulayan yakınları ve ortaklar. Hani yardım ve yataklık edenler. E şimdi siz silah veriyorsunuz. Siz koşulsuz efendim para yardımı yapıyorsunuz. İyi de bunlar ne yapıyor orada? Bunlar barış için çalışmıyor ki. Orada katliam yapıyor. Katliam yaptıkları için de siz o katliama ortak oluyorsunuz ve dolayısıyla yargılanmaktan korkuyor. Yani orada efendim yargıçlar var. Yani e, kararı geç verirler. Taraflı olur, tarafsız olur. Ama dediğim gibi eğer buradan bir karar çıkmazsa bütün dünya oradaki küresel sisteme olan inancını tamamen kaybedecek. Yani küresel sistem, adalet sistemi tamamen çökecek. Orada yargıçlar da e, korkuluk değil. Bir şekilde karar verecekler. O yüzden sıkıştılar. Bir karar verecekler ve bu karar şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışılıyor. Yine bakın sadece İsrail Gazze'deki bu katliamlarla ilgili konuşulmuyor. Aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria'da çok ciddi zulümler uyguluyor. Bunu medya pek dile getirmiyor. Biz sadece Gazze'yi görüyoruz. Evet Gazze'yi görmemiz lazım. Çok önemli çünkü orada insanlık öldü. Orada darma dağın edildi. Orası tarumar edildi. Orası yağmalandı. Yerle bir edildi ve insanlar öldü. Tam 35 bin insan. Dolayısıyla e, Batı Şeria'daki e, insan hakları ihlalleri, yağmalama, yerinden etme, tutuklama bunların e, çoğunu görmüyoruz. Oysa işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail bakın tam bugüne kadar 7 Ekim'den bugüne kadar 8500 kişiyi 8,5 8500 kişiyi e, tutuklamışlar. Hapse atmışlar. Bu çok enteresan. Şimdi senin yakının Gazze'de işte savaşıyor. Senin yakının şu. Sen bunu yaptın. Şununla bağlantısın, bağlantılısın diye 8000 500 insanı tutuklamışlar. Başka oradaki birçok e, kişinin evini elinden almışlar. Bakın bu da artık insanlık suçu ve bu da yargılama konusu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılama konusu. Ve Amerika Birleşik Devletleri şunu biliyor. Hani Birleşmiş Milletler çalışmasa dahi, aciz olsa dahi en kötü araştırmasıyla bile İsrail'in yapmış olduğu bu katliamların, bu zulmün uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmaya yeterli delil teşkil ettiğini zaten biliyorlar, gördüler. Başlı başına insanları susuz aç bırakmak ve bölgeye elektrik vermemek, tamamen bölgeyi abluka altına alarak yaklaşık 7 aydan beri insanları oraya hapsetmek zaten başla başına insanlık suçu ve yargılanmayı gerektiriyor. O yüzden de Amerika bunu bildi. Artık gizleyecek, saklayacak bir şey kalmadı. Yani ya burada yapılan şu değildir, uluslararası ceza mahkemesinin konusu değildir diyebilecek hiçbir şey kalmadı. O yüzden Amerika da bunu görüyor. Şimdi diğer taraftan değerli dostlar bakın üçüncü bir iddia. İsrail İran hedeflerini kapsamlı bir şekilde vurmaktan neden vazgeçti? Bu da çok önemli bir şey. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i tehdit ettiği ifade ediliyor. Niye? Amerika seçime gidiyor. Çünkü İsrail özellikle Netanyahu geleceğini kurtarmak ve İsrail'de kahraman olmak ve başta kala koltuğunu e, kurtarabilmek için her türlü tuşa bastığını söylemiştim. Dolayısıyla İran'a dönük, İran'a dönük çok kapsamlı bir e, harekat planı yapmışlar. Bunu öyle söylüyorlar. Şimdi biliyorum bazılarınız şöyle diyebilir. Ya bunlar savaşmaz etmez. Arkadaşlar o bölümü geçtik. Oyun, tezgah ne derseniz deyin tiyatro. Ama İran'ı dediğim gibi şu dönemde parçalamak istiyorlar. Yok etmek istemiyorlar. Bölgede kalmasını istiyorlar. Fakat burnunu sürterek bölgedeki devletleri küçük devletçikler haline getirmek istedikleri için projenin bir ayağı. Daha sonra sıranın Türkiye'ye geleceğini söylemiştim. O yüzden İran'a e, fırsat bu fırsat diyerek İran'ı gerekçe göstererek İran'ın nükleer tesislerini vurma planını devreye sokacakmış Netanyahu ama Amerika Birleşik Devletleri bakın ciddi anlamda İsrail uyarmış ve demiş ki eğer böyle bir şey yaparsanız size ciddi şekilde bugüne kadar yapmadığımız yaptırımları uygularız. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran'la İsrail arasında başlayacak bir savaşın, savaşın içerisine şu aşamada girmek istemiyor. Niye seçimler var? Çünkü seçimleri kaybedeceklerinden korkuyorlar. Trump'ın gelmesinden korkuyorlar. O yüzden biraz daha itidalli gitmelerini istiyorlar. Diğer taraftan mesela e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki, e, ben buna işgal kuvveti diyorum, Centcom, Gazze'ye e, 50, e, 50 bin gıda paketi attığını söylemiş. Bakın bu korkudan esasında niye? Çünkü bir milleti başlı başına aç bırakmak, sefalete sürüklemek, Bakın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanma nedeni. O yüzden de faaliyete geçmişler. Korku sarmış. Açık söylüyorum. Amerika korkmaz demeyin. Kimse sonsuz kudrete sahip değildir. O yüzden de eninde sonunda bunların cezasını çekecekler. Yaptıkları katliamın, döktükleri kanın cezasını çekecekler. Yeter ki dünya kamuoyu duyarlı olsun. Ben de bugün bu iddiaları sizlere anlatmak istedim, aktarmak istedim. Değerli dostlar bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.